Eğer kimdir gafil bo'lsa-yam, sizlar ansorlar payg'ambarimizni so'zlarini eshitgansizlar u. Dajjolni zurriyoti bo'lmaydi degan. Zurriyoti Madinada qoldi. Dajjolni kofir bo'ladi degan. Men musulmonman. Dajjol Makka bilan Madinaga kira olmaydi degan. Mana Makkada borib hajni qilib Madinaga qaytib kelyapman. Nimaga endi meni dajjol deyishadi odamlar dedi. Shunda Abu Said al-Hudriy haqiqatda nimaga unadaqa? Payg'ambarimiz bu aytgan alomatlari bittasi ham to'g'ri kelmayapti-yu dedim-da bir noqulay ahvolga tushdim. Dad u Sofiy ibn Sayyod so'zini davom ettirayotdiki, men dajjol emasman, lekin dajjolni qaydagini bilaman. Otasini ham taniyman. Deganida Abu Said qo'rqib ketdi-da, nari bo'lmang, nari bo'l dedi. Kuning qurusin dedi. Nari bo'l mendan dedi. Abu Said unga qarab turib, "Ey Sofiy" dedi, "agar dajjol bo'lishlik seni xursand qilarmidi agar dajjol? Agar menga taklif qilinganda dajjol bo'lishlik, men yo'q demas edim" dedi. Mana shu yerda to'xtatamiz buni. Endi Tamim ibn Aws ad-Dariyni qissasini aytamiz. Keyingi hadisimiz Imomi Buxoriy sahihlarida keltirilgan Fatima binti Qaysdan rivoyat qilinadi. Tamim ibn Aws ad-Dariy roziyallohu anhu'dan. Tamim ad-Dariy Nasroniy dinida bo'ladi. İslomga kiradi. Kunlarning birida Fatima binti Qays aytadi, Madinada as-salatul jamia, as-salatul jamia, jamoat namoziga chaqirdi eshitdikda, shoshilganimizcha payg'ambarimiz masjidiga erkak ayol bordik. Odatda bunday chaqiruv yo bir xatarli ish bo'lsa, bir jihodga chiqishlik kerak bo'lsa chaqirlardi, yoki bir jihoddan o'lja kelgan bo'lsa, bo'lib berishlik uchun payg'ambarimiz shunday qilib chaqirardi. Zarur ish bo'lsa chaqirardi. Hamma yig'ilib kelgandan keyin namozni o'qidi deydi. So'ngra payg'ambarimiz turdida kulib turib, "Men sizlarga bir xatarli ish uchun chaqirganim ham yo'q. Yana sizlarga bo'lib beradigan chaqiraqa o'lcham ham yo'q" dedi. Faqat meni oldimga Tamim ad-Dariy keldi. Islomga kirdi va shunday bir hikoyani aytib berdiki, "Men sizlarga Dajjal haqida aytgan gaplarimga to'g'risi nima edi?" Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamim ad-Dariy aytadi, "Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi. Shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik, qayoqqa ketayotganimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizni kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rganmasmiz. Kimsan, nimasan deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. Men jassosaman dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. Allohni oyatlarga iymon keltirmay qo'ydinglar deydi. Men jassosaman dedi. Bu qanaqa joy? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm" dedi Ali jassosa. "Avo anavi dirda" dedi. "Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytinlardi. Avo anavi dirda sizlarni xabaringlarga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor" dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik, bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kelganimizda umrimizda ko'rmagan nohaqda bir gavdali odamni tizzalari, oyoqlari zanjir bilan baylangan, butun jasadiga zanjir aylangan, o'ratilgan, mana shunday yig'ishtirib qo'lgan holda bir kishi o'tirardi. Biz unga "Sen nimasan, kimsan?" deb so'raganimizda u aytdiki, "Meni holimdan xabardor bo'ldinglar. Endi sizlar holingizdan xabar beringlar. Chunki men sizlarga o'zimni kimligimni aytsam, sizlar kimligingizdan ketib qolsanglar men jila olmayman, lekin men chekka keta olmayman. Avval sizlar aytinglar" dedi. Ular, "Nimani so'raysan?" dedi. Ular aytdi, "Bisan haqida xabar beringlar" dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. "Bisanda nimasi kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi?" dedi. "Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti." "Ha, Tabariyada suv bormi?" dedi. Ular, "Ha, bor" dedi. "Suvi serob, odamlar ichyapti" dedi. "Suvi yo'q bo'lishiga yaqin qoldi" dedi. "Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar" dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. "Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar" dedi. "Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan" deganda, "Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi?" "Ha, suvi serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti."
O bulağını su ham kuruşluk yakın oldu dedi. Endi menge ümmiyelerinin, savatsızlarının nebisi hakkında haber veriyorlar. O ne akıldı dedi. Tamim aytadı, biz cevap verdik onge. Ha, Mekke'den çıktı, Medine'ye varıp, Yasrib'e varıp caylaştı. Yasrib'e varıp caylaştı. Araplarla uğruştu mu dedi soradı bu belenge. Ha uğruştu, onlar da yendi, onge itaat kılıçtı. Endi sen kimsen dedi. Yani itaat kıyam olsa, özlerine yakışır dedi. O aytdı, men Masih men dedi. Yani Masih Daccal men dedi. Safi İbn Sayyad 12 yaşar bala hali bu paytda. Rasulullah ötüp getirdiğinden kemur o közü kişiye kaldı. Ha, bu Peygamberimiz Tirik davrida Tamimi davri İmam Müslim'de keltirilgen bu malumatlar. Men Masih men. Menge çıkışlığım için izin verişini kütüyapman. 40 gün yerde kezemen. Mekke ve Tiba'dan başka hama şehirlerine aylanıp çıkaman. Bu ikisiye kirişliğimden kolu da yalangaçlanan kılıcı var farişteler tosup duradı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem turgan minberde titratıp durup aydılar ki aytmagan mıdım sizlerge? Aytmagan mıdım dedi. Hamması tasdiklaştı. At-Tiba, At-Tiba de Peygamberimiz Tiba bana şu Medine'de minberi güçtürmetlere vurdu. Yani Tamim ibn Avs'ı darida etken kıssası Resulullah da burun bu hakkıda etken kıssaları şimdi birbirine manacı hatan doğru ki. Lekin tabi soğal tuğuladı. Kandı yakalı bir vakit dözüde o peygamberimiz oldu diye şeyken buluşu mümkün. Ona keşer yaş bulansın geri. Yani şu vakit dözüde kaysıdır bir oralda zincirbent halata turuşu mümkün. Bu siz bilen bizi aklımız omidigen gayb işleri. Bu acayip kuduratlar. Safi ibn Sayyad ömrünün ahirgi vakti varken de bir arta balası komasına ölüp gitti. Peygamberimizin mi de geldiler? Bir arta onun arkasında zürriyat komiydi geldi. Doğru geldi. Közü kişe geldi. Doğru geldi. Ümmeviler halifelik davrıda Medine ahli bilen Haccac ibn Yusuf'a Sakafi ortasında Harra uğruşuz buldu. Medine ahli bilen bile Safi ibn Sayyad Haccac'a karşı uğruşkeni çıktı ve menaşı uğruşta onu yok atıp koyuştu. Tırgiyem, ölügiyem yok buldu. Demek bu kandaya kılıp uyağdayan bu yağdayan buluşu mümkün degen savaş cevabımız ki bu Allah da olan ilmi de genelse bu nesanı biz sürüştürüp oturmayız. Daccalını kıladığın işlerden yana bittesi o Medine'ye girmekçi buladı. Medine ahli Daccalını Medine'nin aldığı kettürgenliğini körüp duradılar. Daccal ve Ublanburg'e burganlar hem küzat tutuladılar. Ben ettik Daccal keledi de bitti ayağını ana şu sabaha da genç oge koyan payette Medine'de yer titreydi. Münafıklar ve fasıklar, kafırlar Medine'ne taşlayıp Daccal tamamen götük ederler. Şunda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih hadislerde keladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki bir yigit Daccal'ını roparasına çıkıp boradı. O adamların en yakşısı ya ki yakşılarından da dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daccal'ını aldığı keken payette Daccal onge seni Rabbin ekenliğimge menge güvahlık verdiydi. Hali yigit sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge haber vergen Daccal ekenliğine güvahlığı veremem dedi. Şunda bana şu halat ana şu davır geçe insanlarge biz okuyakken bana şu ilimler miras bulup yetip barışlığı bir dalil buladı. Daccal onu fitnege salıp yanadaki kişilerge dedi ki eğer ben bunu hazır öldürüp haytadan tırıltırı versem mene sıladın Rabbiniz ekenliğine şüphe kalasılar mı dedi. Atrafıdaki kafırlar yok. Eğer sen bunu öldürüp tırtıradığın olsan, senin Rabbiliğine şüphe hakimimiz dedi. Şimdi yigitini üçlattıradı, yeri yatkızıp vurduradı. Yani kalta yaraşadı da, beni Rabbim deysen degen de yigit rad cevabını veredi. Şimdi Daccal büyüradı. Yigitini yeri yatkızıp, başıdan arras alıp, ikiye bölüp taşaşadı. İkiye bölüngen cesadını iki şekilde koyup, ortasından Daccal şimdi yürüp atadı. Yürüp ötedi de bütün Müslümanlar ham bu narsani, kafirler ham kuzatıp duradı. Daccal bu iki kısımın ortasından ötüp bo'lganidan keyin turonningdan deb buyuradi. Şimdi bir acayip bir holat yuz beradi ki, ana bu ikkiga bo'lingan kısımlar harakatlanıp, biri ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tika turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Men Rabbim" deb aytdi dedi. Yigit aytadi ki, seni Daccal ekenliğine yine de imanım ziyade oldu. Ey insanlar,
bu bizlerge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vergen daccaldır. Şimdi o menden keyin hiç kim öldürüşüke ve tırtırışıke kadir bulmayın dedi. Şunda daccal onu öldürmek için olup koludaki kılıç bilen boynu yurganı da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler Allah onu boynunu misdan kılıp koyardı. Yani kılıçta her kança vurmasın kılıç uyu gitme boynu götmeydi. Daccal bana şu cahidin amid buladı Şam'a kaytip getirdi. Bana şu Allah da Allah Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam hakkı da aytadı. Nasraniler İsa'nı, Yahudiler öldürdü dişedi. Lekin İsa aleyhisselam ölgenmez. Estaizu billah. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِه۪ي مِ الْعِلْمِ اِلَّا اتِّبَعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا Halbuki ular onu öldürgenleri hem, asgenleri hem yok. Fakat ular için başka birov İsa'ya okşatıp koyuldu halas. Yani İsa aleyhisselam'ı tutuştuğu için askerler kirgen payette İsa aleyhisselam'ı Allah-u Teala Osman'a götürgen buladı. Ve bana şu 12'te havarisinin içinden en yaşı özünü ihtiyarı bilen 3 metre mendip çıkan payette İsa aleyhisselam'ın şekli götürüp aladı. Bana İsa aleyhisselam kısası da işkenmiz. İsa aleyhisselam Osman'a götürüldüğün günde özünü 12'te havarisini aldı ya gusül kıyan halıda çıkadı. Yani çıkan payette saçlardan su tomçuları tomup duradı. Bunlar ya karab durup kimiler halisiler minne şeklim yokşap kalışlıydı ve meni onunla yapçık öldürüştüklerini. Yani bitti adam men dese menge yokşap kaladı da meni onunla yapçık öldüredi onlar dedi. Şimdi bana şu 12'de kişiden en yaşı çıkıp men dedi. Yok da kut gizledi. Kimdir sonra geldi? 3 metre sonra geldi. Şu yigit duradı. Şimdi ha sen deyişli gibi lan İsa aleyhisselamın şekli onu götürdü. İsa aleyhisselam sahih hadislerde keladı. Osman'a kötülüp ketkeneden keyin askerler keladı da İsa'ya hoşagen yigitini apçık götürüp osu öldürüşedi. Ve onlar biz İsa'nı öldürdük, haçlı ildik dediler. Allah Teala dedi ki, halbuki onlar onu öldürgenleri hem, asgenleri hem yok. Fakat onlar üçün başka birov İsa'ya hoşatıp öldü halas.